Merhaba gençler. Bugün yine bir deneme videosuyla karşınızdayım. Logitech yeni bir uygulama çıkartmış. Benim de web kameram Logitech olduğu için indireyim dedim. Aslında çok yeni değil de benim yeni haberim oldu. Bu uygulama böyle YouTuber olmak isteyenlerin çok işine yarayabilir bu arada. Sadece Logitech ile çalışmıyor benim tahminim. Gerçi deneyemedim başka bir webcam olmadığı için. Güzel çiftli kamera veya ekranın da kaydını alabiliyor o sırada. Oyunlarda çalışır mı bilmiyorum ama şeyde kesinlikle çalışıyor. Yani kutu açma videolarım eğer bu kaliteliyse bunda devam edeceğim. Artı kutu açma olmasa bile sadece kendimin gözüktüğü işte ne bileyim muhabbet veya geyik amaçlı videolar çekecek olursam. Bu program gayet iyi çekiyor gibi. Çünkü daha önceki Logitech'in yine kendi programı vardı ama o bu kadar iyi çekmiyordu. Şu an bu güzel çekiyor. Seste de bir random an alabilirsem bunu sık sık kullanırım diye düşünüyorum. Artı başka e, mevzular için de ihtiyacım var böyle bir şeye. DSLR kameranın çok efektif olmadığını fark ettim bazı durumlar hariç. Yani bir yakın planda bir bilgisayarın içini falan çekiyorsanız okey ama yani bu tarz oturup bir şeyler çekeceksiniz bu daha iyi oluyor. Şimdi öncelikle madem böyle bir video çekiyoruz biraz da kendime hatıra amaçlı biraz da sizin hani bu adam kim lan böyle herkese sövüyor özellikle zine sövüyor falan ama Hiçbir şey bilmiyoruz falan diye düşünüyorsanız Çünkü 500'de takipçi oldu galiba e, Yavaş yavaş büyüyor kanal e, Ben de bir e, Hani 2018 de benim için çok iyi bir yıldı bu arada Biterken 2018'den bir hatıra maksatlı video Çekeyim dedim 2018 niye iyi bir yıldı 2018'de benim hayatımda çok önemli değişiklikler oldu Evlendim falan diyormuşum O kadar delirmedik de ama ee, mesela çok yakın arkadaşlarım evlendi ikisi falan filan böyle şeyler yaşandı. Benim şimdi ne değişti peki hayatımda birincisi okulu bitirdim okulu bitirmek benim için ekstra bir olay çünkü ben 2009 senesinde okula başlamıştım İTÜ'ye sonra 2011 gibi çift anadala başladım. O çift anadala başlamak makineyle başlamıştım. Fakülteler farklı falan derken okul uzadıkça uzadı böyle. Hani hatta şöyle bir şey oldu. 2017'nin Ocağı, Şubat'ı neredeyse 2 sene önce kalan derslerime bir baktım. Dedim ulan bitiyor galiba falan deyip hani motivasyonum arttı. Anca 2018 Ocak'ta bitti. Hani düşünebiliyor musunuz? Bir sene sonra. Yani o kadar kötüyüm ki seneler boyu artık bitebileceğini düşünemiyorum. Böyle 2015 falan hatırlıyorum benim okul daha bitmez ya falan böyle sermiş haldeydim. Tabii başka mevzular falan da oldu biz değişik işlerle çok uğraştık yani anlatacak çok şey var aslında bu videolar çeksem olabilir. Ama e, şimdilik fazla karıştırmıyorum bu işi. Eee... Neyse işte bu sene bir şekilde bitti tamam mı? Özellikle makine fakültesinin bitmesine ben çok şaşırdım. Yazın o bitti. Ocak'ta da asıl bölümüm bitti. İkisi birden aynı senede bitti. Artı bu sene bizim askerlik mevzuları biliyorsunuz bedelli çıktı vesaire derken ben askerliği de halledebildim. Yani 2018'de hem iki bölümü bitirdim hem askerliği hallettim hem uygulama yapıyorum. Şu anda aşağıda da Facebook sayfasının linkini koyacağım. Biraz like atarsanız sevinirim yani. Ee, şey olarak oyun yaptım yani bayağı baya bildiğin yerli ve milli şeker patlatma oyunu. Çok orijinal hiç daha önce yapılmamış. <laughs> şeker patlatma yapmamızın sebebi çok fazla var bu App Store'da ve iyi kötü gidiyor. Hani bir tane yapalım basit bir şeyden başlayalım diye. Genel olarak devamında getirmek istiyoruz ayrıca. Ee, ama iyi gitti yani ortağımı da bir videoda falan çıkmıştı görmüş olabilirsiniz eskiden beri takip edenler uğraştık iyi çalıştık çabaladık falan e, fena gitmedi o nedenle hani bu sene benim için baya iyi geçmiş oldu tabii daha önceyle hiç anlatmıyorum yani mesela benim eskiden bayağı depresyona giriyordum ulan bitmeyecek bıraksan bir dert bırakmasan bir dert çünkü bir bir okulluk ders aldım ben ama iki bölüme yayınca şimdi ikisi de yarım yarım bitiremiyorsun da bitmesi uzak bırakamıyorsun da bıraksan bir okulluk ders vermişim böyle bir çok kötü sıkışmış vaziyetteydim o yüzden şu anda böyle İşe girmeden, kendi işimi yaparaktan bir şeylere zamanımın olması falan çok inanılmaz geliyor bana. Hatta geçenlerde diploma almaya gittim. Diploma almaya gittiğimde böyle bir gerildim falan. Ulan gene geldik buraya ya vermezlerse falan. Neyse bir sıkıntı olmadı aldık. Hatta keşke koysaydım şöyle yanımda iki diploma. Neyse onu çekeriz bir ara. Ya da kapak fotoğrafı yaparım bak. Kapak fotoğrafı yok diyordu ya. Kanal fotoğrafı mezunum lan falan diye bir şey yazarım oraya. Yani kısacası böyle. Benim durum bu şekilde geçti. Tabi bu kanal falan da böyle büyümesi hoşuma gitti. Yani ben bunu birkaç videodan sonra kapatacaktım. Aslında kutuları ben normalde de alıyorum. Hani... Bu kadar sık almıyorum yani video çekmiyorsam bu kadar fazla almam ama iyi kötü skin alıyordum ben yani yine hiç sıfır alıyor değildim. Şimdi biraz daha bunu düzenli hale koydum. Hatta becerebilirsem gelecek videoda bir RP çekilişi yapmayı düşünüyorum. Çekiliş gibi değil daha doğrusu RP hediye edeceğim. O da şu şekilde olacak. Oyunda belli bir seviyedeki en yüksek skor yapan 5 kişiye belli bir miktar RP vermeye çalışacağım. RP için bir sponsor ayarlayabilirsem. Hem oyunum indirilir. Hem işte sizde RP istiyorsunuz. Bayağıdır isteyenler var. Bunu sağlamış oluruz. Başka başka ne vardı 2018'de? Daha ne olsun diyeceksiniz. Daha bir şeyler oldu işte benim. bayağı bir mevzu yaşandı. Aile açısından da iyi oldu. Şu arkada gördüğünüz dolap işte buralar benim ofis olarak kullanmaya başladım. Hani burada çalışıyorum sürekli. Daha hayatım düzene oturdu gibi. İlk videolarda mesela aşağıda daha başka bir odadaydım. Daha bir kendime ait bir çalışma alanım yoktu. Burayı düzenledik. Burası çok kalabalık, kutulu falan bir yerde. Ee, sonra yani bayağı mevzulu bir sene geçirdik açıkçası böyle ilginç videolarda ilginç bulduğunuz konular hakkında da konuşabilirim. Baya bir üniversite tercihi olur. Özellikle İTÜ'yü niye seçmemelisiniz konulu temalı bir şeyler çekebilirim. Artı iş hayatı açısından da bu sene boyunca ben çeşitli firmalara yani mezun olduktan sonra iyi bir şekilde aslında bu kadar sene kötü bir öğrenci olsam da şeyler kapmışız. Yani değişik firmalara yazılım çözümleri falan yapıyorduk. O arada piyasanın durumudur. işte ne okursak, ne yönde kendimizi geliştirirsek falan gibi sorularınız varsa aşağıya sorun. Ben onları cevaplayayım. Böyle bir şeyler yapabilirim isterseniz. Tabi siz bilirsiniz yani. yani o işleri. Ben kafama göre takılacağım. Bu öyle basit bir videoydu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin de seneniz böyle geçmiştir veya gelecek sene benimki gibi geçsin sizin de iyi geçsin. Yani cidden hani son senelerde herhalde 2011'den beri falan veya 2010'dan beri geçirdiğim en iyi seneydi bu. Çok şükrediyorum yani halime. Dediğim gibi hadi iyi seneler.